Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli bir konuğum var. Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya. Seçimleri geride bıraktık. 14 Mayıs, 28 Mayıs yeni bir dönem, yeni bir 5 yıllık dönem. Türkiye'nin önünde böyle bir ufuk açılmış oldu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden bu seçim sonuçlarını hem 14 Mayıs'ı hem de 28 Mayıs'ı konuşmak istiyoruz Sayın Karıkaya'yla. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür İyi ediyoruz. Yani. Bize vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Sağolunuz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi MHP yani hep böyle oluyor gerçi de seçimlerde anket firmaları MHP'nin oylarını genelde düşük gösteriyorlar ya da buluyorlar bilemiyorum buna da aslında bir cevap verseniz iyi olur gösteriyorlar mı öyle mi buluyorlar mı MHP seçmeni bir bölümü kendisini gizliyor mu acaba o soru da şimdi aklıma geldi ama sonuçta net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimde beklenenlerin çoğunun üstünde anketçilerin verdiği rakamların bir oyla tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50 sandalye değil mi elde etmiş oldu Nasıl buluyorsunuz siz? Yani MHP'de bu seçim sonuçları nasıl karşılandı, nasıl bulundu? Artılarıyla, eksileriyle beklediğiniz türden bir sonuç muydu bu mesela aynı zamanda? Hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs ikisini birden. Evet ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii seçimden önceki o süreçte Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle kamuoyu araştırmacıları, kamuoyu araştırma şirketleri ya da kısaca anket firmaları sürekli anketler yayınladılar. Ama Türkiye'deki ezelden beri gelen bir gerçek şu ki kamuoyu araştırmalarının önemli bir kısmı, önemli bir kısmı aslında bir kamuoyu araştırması. ...şirketi ya da anket firması olarak değil, kamuoyu yoklaması e, yapan e, birimler değil. Bunlar kamuoyu yönlendirmesine tabi olan, e, kamuoyu yönlendirmesini hedef alarak çalışan firmalar ya da araştırmacılar. Şimdi öyle bakınca... Bunların e, bu tür sonuçları yayınlaması son derece normal. Geçmişten beri de bizim gördüğümüz, takip ettiğimiz, bildiğimiz, yaşadığımız şeyler bize bunu gösteriyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, seçim öncesindeki e, oy oranıyla ilgili bugüne kadar hiçbir tahmin tutmadı. Bunu gerçekten ölçemiyorlar mı? Yoksa... ...manipülasyon aracı olarak mı kullanıyorlar? Tabii bu kamuoyu MHP takdirine. seçmenin bir bölümü kendisini gizliyor olabilir mi? Ya ben onun öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Hı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin... ...kamuoyu araştırmalarında kendisine sorulan sorulara... ...hangi partiye oy vereceksiniz dediğinde... ...bir başka partiyi söyleyeceğini ben düşünmüyorum. Yani mutlaka... Öyle değil de yani cevap vermek istemez falan. Hani bu, bu anlamda biraz... Yani bu, bunların tabii bir bilimsel olarak gerçekliği ile ilgili elimizde bir veri yok. Evet, evet. Ama e, bir gerçek şu, o da. Geçmişte de örneğin 2000 1999 yılında barajın altında kalacak diye son gün yayınlar yapıldı. Yüzde 9 dendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o yüzde 18'e çıktı. Yani hangi seçime bakarsak bakalım mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'nin o ortalamadan hareket ettiğimizde 3-4 puan fazla seçim sonuçlarında sonuçlar. Çıktı. geldi. Şimdi e, bu seçimde de yani yüzde beş diyenler oldu, yüzde altı diyenler oldu, en fazla sekiz dokuz diyenler oldu. E, ama hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisinin yüzde onlarda olacağını ya da onun üzerinde çıkabileceğini kimse konuşmadı. E, bu seçimde de yine bu farklılık ortaya çıktı. Ben şöyle düşünüyorum bunu. Özellikle bu işin manipülasyonuna girenler. Çünkü manipülasyon yapabilmeniz için toplamda 100 baz puan, 100 puan üzerinden bir dağıtım yapmanız lazım. Yani MHP'deki oranlardan alıp bir başkalarına çok rahat aktarma ...yapabiliyorlar diye düşünüyorum. Hı. Çünkü MHP ile ilgili sonuçlar tutmadığında şöyle bir e, tez de geliştirildi. Efendim MHP'nin anketlerde oyları düşük çıkar ama sandıktan yüksek çıkar. Yani izahı kolay oluyor. Çünkü bu e, özellikle e, bu tür manipülasyona giren firmaların hepsinin ortak kıymeti e, şeklinde... Tabii ki önemli bir bahane oluyor. Vatandaşı da buna inandırmaya çalışıyorlar. Ya bizim sahadan gördüğümüz o seçim çalışmalarındaki 2021 4 Eylülünden itibaren biz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi olarak adım adım 2023 il il Anadolu ilçe ilçe programlarıyla esnaf programlarıyla komşun programlarıyla e, köyün programlarıyla e, sahada olduğumuz o süreçte bu e, anket sonuçlarda ilan ediliyordu ama saha hiç öyle demiyordu saha Hı. hatta daha da iyi görünüyordu onu da e, ifade etme, etmem gerekiyor e, ben e, bu sonuçlar ee, iyi mi kötü mü eğer şeye göre bakacak olursak hmm. o verilen anket sonuçlarına göre kamuoyuna yayılan o e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, alacağı oy oranlarına göre bakarsak elbette yüzde beşler düşünürken neredeyse e, iki katı evet. şeklinde bir e, sonuç yani buradan baktığımızda tamam. Ben buna rağmen %10,07 10, değil mi CHP'nin evet. oy evet. ben buna rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu anket sonuçlarının olumsuz etkilerinin olduğuna da düşünüyorum. Yani Hı. belki bu çok düşük oranlarda Milliyetçi Hareket Partisini gösterilmemiş olsa daha gerçekçi işte yüzde onlar civarında gösterilmiş olsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının belki 2-3 puan daha yukarılarda olabileceğini olabileceğine de inanıyorum. Hı. Çünkü e, sonuçta ...algılar önemli... ...insanların beklentileri önemli... ...ya yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni... ...tamamen neredeyse yok olduğu seviyesine... ...getirecek... ...bazı girişimler, operasyonlar... ...bu her seçimde oluyor maalesef... ...bu seçimde de oldu... ...sonuçta... ...milletimizin takdiridir... ...bu... ...takdirle birlikte... ...asıl olan... ...2023 seçimlerinde... Türk milletinin çok ciddi mesajları oldu. Belki onlardan bakmak daha nedir o mesajlar? Olabilir. Mesela 1 2 3 4 bu seçim sonuçlarının, seçmenin mesajı. Ya bir defa e, yani hedeflerine ulaştı Cumhur İttifakı değil mi? Mecliste çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortak aday Sayın Erdoğan kazandı. Ama bunun ötesinde, bunun ötesine geçen tamam bu mührü sana veriyorum, size veriyorum. <laughs> Ama şu 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 mesajlarda size iletiyorum. Bunları da dikkate alın. O mesajlar nedir? O me mesajlar e, bana göre birinci mesaj e, Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemiyle devam edilmesi gerektiğini Hı. çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani ee, adına güçlendirilmiş, yoğunlaştırılmış, sıvılaştırılmış <laughs> ne derseniz deyin. Yani eski parlamenter sisteme dönüşün önünü tamamen kapattı. Yani bunu tartışma konusu olmaktan çıkardı. Çok açık ve net bir şekilde hatta bunu 14 Mayıs seçimleriyle birlikte ortaya koydu. 28 Mayıs seçimleriyle de bunu iyice güçlendirdi. Ee, aslında ee, Mehmet Bey eee muhalefet ya da muhalif yapı millet ittifakı işte onunla bağlantılı altılı masa yani karşı kesim karşı blok diyelim karşı blok e, tüm politikalarını güçlendirmiş parlamenter sisteme bağladılar. Yani iki olsun eee Erdoğan gitti. He, Herkezle işbirliği yapalım. Erdoğan'ı gönderelim ve burada politika olarak da bir iddia ve tez olarak da neyi ortaya koydular güçlendirilmiş ah. parlamenter sisteme geçeceğiz ve e, aklınıza gelebilecek e, her türlü sorun ya da problem e, insanların rahatsız olduğu hangi konu varsa tamamının sebebi olarak da parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak gösterdiler. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedeflerine aldılar. Oysa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, eee olduğu üzere 2017 yılında referandumla Türk milletinin onayıyla getirilmiş olan bir sistemdi. 2018 yılında bu sistemi uygulama için seçime gittik ve o bu seçimde de yine Millet Cumhur İttifakı'na oy vererek hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı'nı güçlü, başarılı kılarak ikinci defa bu onayını vermişti. Şimdi bu üçüncü onay oldu ve artık burada son noktayı koydu. Bir sistem tartışmasını sistem noktayı tartışması koydu bitir. diyorsunuz. Çünkü yani bu, burada. bu önemliydi. Şunun evet. için önemliydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem yönetimde istikrarı ve güçlü olmayı getirdi hem de e, temsilde adaleti getirdi. Yani e, bir tarafta temsil boyutuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasamada insanlar dilediği gibi hangi siyasi partiye oy verebiliyorlarsa e, hükümetten yürütmeden bağımsız olarak bu kararlarını gerçekleştirebildiler. Bu da ciddi bir şekilde temsilde adaleti Hakikaten sağladı. Yani geçmişte yüzde 60'larda, 70'lerde olan temsilde adalet en son şeyde yüzde 98 seviyelerine gelmişti. Bugün de yine aşağı yukarı bu seviyelerde. Mecliste herkes var yani temsilde adalet dediğiniz her var. görüşten partiler. Evet kendilerine yer buldular. İttifak çatısı altında da olsa. evet. Ee, hükümetin güçlü olması ve istikrarlı olması birçok açıdan önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz konjöktürü son 8-10 yılı uluslararası aranada, küresel boyutta dikkate alacak olursak güçlü de e, hükümetler e, ayakta kalabiliyor, güçlü Hı. hükümetler bir şeyler yapabiliyor. Yani bu konjektürde baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında ülkeye bir ilaç gibi geldi. E, şimdi kimse şunu düşünmedi. Bakın 2018'den 2023'e evet. kadar olan süreçte e, birçok hem bölgesel hem küresel Büyük hem de ulusal yani Doğru. badirelerle karşılaştık Emin olun. O e, sel baskınları, yan, orman yangınları, e, pandemi, pandemi, yani çok önemli bir... Savaşlar, savaşlar etrafımızdaki, en son yaşadığımız deprem. Çok samimi söylüyorum. Eğer geçmiş parlamenter sistemdeki bir hükümet yapısıyla, zayıf bir yapıdaki bir hükümetle ya da koalisyon yapısıyla biz bu badirelere girmiş olsaydık, bu felaketleri yaşamış olsaydık hükümete hizmet ettirmezlerdi. Sistemin özünde yapısında bu var. Yani e, ne o depremin altından kalkılabilirdi, ne pandeminin altından kalkılabilirdi, ne de diğer felaketlerin. Dolayısıyla 2018'den bu yana cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sistem uygulanıyor olsaydı belki birkaç defa hükümetler yıkılırdı. Yerine yerisi, yenisi parlamentoda kurulurdu, kurulamazdı. Belki erken seçimlere gidilmek zorunda kalınırdı. İstikrar diye hiçbir şey ortada kalmaz ve sonuç itibariyle kaybeden Türkiye olurdu. Şimdi bu sistemi bizim muhalefet anlamadı. Bu sistemi anlamaya hiç çalışmadı. Sadece mevcut Cumhur İttifakının karşısında büyük bir proje ortaya koymaları gerekiyordu. Ee, ve bunun içinde e, ...güçlendirmiş parlamenter sistem dediler, çalışmalar yaptılar, e, yayınlar çıkardılar e, ve bunun üzerinden de her şeyi. E, biraz da sanki ortaklaşabildikleri neredeyse tek konu bu olduğu için biraz fazla angajı oldular. Yani, yani o, aralarında o da, pek çok ihtilaf konusu ortaya çıktı zaten adaylık cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere. Ama bu konuda bir uzlaşma vardı. yani O, eski o şeye konuda dön önce bir uzlaşma vardı. Kimileri o sistemde başbakanla heveslendi. Ben başbakan olacağım dedi. Kimileri başka şeyler dedi. Aslında e, yani muhalif yapı karşı blok toptan kaybetti. Toptan kaybetti. Yani sonuçta 14 Mayıs'ta kaybetti. Kaybettikleri çok net bir şekilde anlaşıldı. Ona geleceğim şimdi. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'nun herkes topa tutuyor muhalefet Hı -hı. cephesinde. Tek sorumlu o mu? Yoksa diğerleri de mi sorumlu? Sorusu önemli bir soru. Onu kesinlikle, soracağım. kesinlikle. Ama MHP açısından bu seçim sonuçlarına dair bir iki soru daha sorayım. Şimdi burada tabii toplamda Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Erdoğan'a destek verdi. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Hatta AK Parti'den bile önce ilan ettiniz siz bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye Sayın Bahçeli. Ee, Sayın Bahçeli ne düşünüyor? Yani konuştunuz mu? O ilk gün yaptığı açıklamaları biliyoruz tabii ki. Ee, onun bir değerlendirmesi, sizlere dönük, partiye, partilere dönük bir değerlendirmesi e, nasıl oldu? Sayın Genel Başkanımız tabii bu konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. 28 Mayıs akşamı daha sonraki programlarda... Ee, bu konuyla ilgili değerlendirmelerini e, yaptı. Yani ekstra özel bir değerlendirme yok. Zaten hepimiz olayın içerisinde ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılındaki e, büyük kurultayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı olarak adayımız olduğunu e, ilk defa açıklayan ittifak içindeki siyasi parti oldu. Evet. Yani zaman zaman hatta e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi e, aday olduğunu daha açıklamadı ama MHP açıkladı şeklinde e, bunu e, eleştirdiler, ifade ettiler. Daha sizin de adayınız belli değil dediler. İşte AK Parti Evet. E, Adayınızı niye çıkarmıyorsunuz diye eleştirince diğer muhalefete... Ama işte o günden itibaren, o tarihten itibaren biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere... ...tüm teşkilatlarımızla yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik ve çalışmalarımız hep bu yönde oldu. Sayın Genel Başkanımız tabii e, siyasette bugün herhalde en tecrübeli şahsiyetlerden birisi... E, ileriyi öngörme noktasındaki geçmişteki e, yaşadıklarımız e, gerçekten e, çok e, başarılı e, ve e, bizim belki kararlar alındığında çoğu zaman e, anlayamadığımız ya da zor anladığımız birçok hususun zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe ne kadar doğru olduğunu da hep ifade etmişizdir bu birçok konuda. Bir Şey çıktı böyle hatta abi, 1992'de yapmış bir konuşma. Ha, evet. Türkiye 100 yılı e, partinin genel 100. sekreteriyken e, sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Partinin genel sekreteriyken yani bugün konuştuğumuz o Türkiye 100 yılı ifadesi, e, lider ülke Türkiye ifadesi Sayın Genel Başkanımızın e, parti genel sekreteri yaptığı konuşmalarda bugün yani canlı kanlı kendi sesiyle birlikte dolaşımda. Mehmet Bey şimdi bu erken açıklamanın şöyle bir şey oldu. Cumhur İttifakı tarafında hiçbir zaman adaylık tartışması olmadı. Yani şuna fırsat bırakmadı Sayın Genel Başkanımız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi destekleyecek ya da kimi aday Soru yapacak. Işareti yani oluşmasın. bu konuda böyle bir hiçbir fitne ya da e, kafa karışıklığına meydan bırakmadı. Onun için yani bu tarafta Cumhur İttifakı tarafında özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tarafında bu konu hiçbir zaman bir tartışma konusu olmadı. ve Dolayısıyla e, daha sonraki e, mitiklerde de e, malumunuz pandemiden sonra bu çalışmalar başlayınca bizim biraz önce de ifade ettiğim işte 2023'e doğru adım adım Anadolu e, programları kapsamındaki e, o e, köye kadar inen e, çalışmalarımızda e, biz e, şunu söyledik aday belli karar net. Karar net aday belli. belli. Dolayısıyla e, bu konuda da e, Mitikler yaptık biliyorsunuz e, son e, evet. Kahramanmaraş depreminin olduğu e, güne kadar Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük mitinglerle e, çalışmalarına e, devam ediyordu da, daha sonra ara verdik tekrar e, başladık ve o mitinglerin ana teması e, aday belli karar evet. netti ki o süreçte o dönemde altılı masa hani kim aday olacak vesaire hem Türkiye'nin gündemini hem de kendi gündemlerini tamamen o konuya yoğunlaştırmış bir şekilde devam ediyorlardı. Ama e, Cumhur İttifakı olarak adayımız belli, karar net. Bu kamuoyu açısından da son derece önemliydi. Yani kafa karışıklığının olmaması, tereddüt oluşmaması açısından da Peki, son derece bir önemli. Peki şey soracağım şimdi mesela öbür karşı tarafta yapılan bir koalisyon pazarlığıydı aynı zamanda bir paylaşım pazarlığıydı bunu en net bir şekilde de Sayın Meral Akşener dillendirdi. dedi ki Adalet'in karşısında iç işleri vardır İşte Milli Eğitim'in karşısında Sağlık Bakanlığı vardır o vardır bu vardır dış işlerinin karşı yani dedi ki biz CHP ile paylaşacağız bunları dedi şimdi Milliyetçi Hareket Partisinin yaklaşımında bu olmadı. Yani Sayın Bahçeli'nin başından itibaren böyle bir koalisyon işte iktidarda, kabinede bunlar olmadı. Olmamaya da devam ediyor bu. Burada da yine aynı şey devam ediyor. Yani sizin burada MHP olarak Cumhur İttifakına bu kadar önem vermeniz, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasına bu kadar önem vermeniz, adaylığını çok erken vakitte açıklamanız, Sayın Bahçeli'nin bunun arkasındaki sayıklar nedir? Yani MHP buradan kazancı ne? MHP niye bu kadar çok önem veriyor? Çünkü öbürü daha hani düz bakıyor. Bunlar bir işte iktidar nimetlerini paylaşma için bir araya gelmişler. Bu belli. öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı her biri. ve insanlar şöyle bakıyordu. Bir araya gelmişler. İşte bölüşerek, paylaşarak ülkeyi yönetecekler. ...sizin MHP'nin şeyi çok farklı oldu. Şimdi de yine aynı istikamet üzere ilerliyorsunuz. Onu biraz anlatır mısınız? Evet Bey, bunu e, iki belki başlıkta ifade edebilirim. Birincisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce ülkem ve milletim... ...sonra partim disturuyla hareket etmesi. Yani hmm. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Milliyetçi Hareket Partisi yapan... Ee, bu çatı altında toplanmaya sebep olan bu çatı altındakilerin de birinci öncelikleri, önceledikleri husus önce ülkem ve milletim. Sonra parti, parti menfaatleri ondan sonra. Şimdi e, bunun temel açıklaması budur. Karşı bloktakilerin yaklaşımları hepsinin de gördük ki millet de bunu çok net bir şekilde fark etti ki önce partim. Herkes kendi partisine ne alabileceğinin derdine düştü. Millet önce ülkem ve milletim diyene bakar. Onu da ifade etmem e, gerekiyor. Yani burada e, ülke kaybedip millet kaybedecekse benim kazanmamın bir anlamı yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel disturu budur. Zaman zaman neden önce partim demiyoruz diyenler hep geçmişte oldu, e, muhalif oldular, kalkışmaya da kalkışmada da bulundular. Bunların birçoğu da Milliyetçi Hareket Partisi'nden savruldu, gitti. Yani e, bugün iyi partiye gidenlerin önemli bir kısmının geçmişteki eleştirileri de hep bu yönde, bu şekilde olmuştu veya başka yere gidenlerin veya MHP'yle yolunu ayıranların. Dolayısıyla. Ee, bu açıdan baktığımızda MHP önce ülkem ve milletim diyen bir anlayışla hareket ettiği için bu olayı e, buradaki bu duruşu bazen e, birçoğu e, açısından bir, birçoğu belki anlamakta zorlanıyor. E, bunu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle getirip birleştirecek olursak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeyle birlikte aslında koalisyon devri kapandı koalisyon devri kapandı. İttifaklar oluştu. Oluş. İttifaklar seçimden önce oluşan milletin gözü önünde millet de o ittifaklara bakarak değerlendirmesini ya da tercihini yapmaya başladı. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde koalisyon yapısı yok. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mevcut yapıda e, o partiye iki bakanlık, başka partiye bir bakanlık, işte diğerine Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, yardımcılığı gibi paylaşımlara girilirse o zaman hani e, başla başta girişte söylediğimiz... Tekrar o, koalisyona ko dönüşüyor. Aynen, Aynen öyle olur. He. Yani koalisyona döndüğü anda hmm. o geçmişteki sıkıntılar yine devam eder. Onun için... Güya ya, adı değişmiş olur sistemin ama yani, yine bir koalisyon... Şeyle. Şimdi aslında e, o karşı blokun e, yapmaya çalıştığı şeyin hukuki bir altyapısı da yoktu işin doğrusu. İşte e, bakanlık verilecek... Cumhurbaşkanı yardımcısı kaç oldu en son artık takip 8, edemez. 8-9'a evet. ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanları'nı getirdiler. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptılar. Sahada da şunları gördük. Ben bazen gittiğim birçok yerde veya televizyon programlarında Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ya bizde mevzuatımızda hukukumuzda böyle bir şey yok bir ünvan böyle bir kadro yani aday olarak. bayağı bir kart vizit olarak tabii yaptılar tabii kart ama. olarak kullanıldı. E, televizyonlardaki konuşmalarında alt e, şeyler title olarak e, ünvanlarına bunlar yazıldı. Günlük programlara. Yani bu, bunlar, bunlar olacak şeyler e, değildi. Yani bizim hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak söylediğimiz e, koalisyon yapısını bitirdi. E, yönetimi istikrarlı ve güçlü hale getirdi. Hani 2018'den beri birçok badire atlatıldı. Bu sisteme borçluyuz. Çünkü e, geçmiş sistemde olsaydı iktidarı, hükümeti çalıştırmazlardı. Tıkarlardı. ve o, o felaketlerin altından kalkmasını engellerlerdi. Evet, sistemde yönetim güçlü. Onu eleştiriyorlar. Hatta onu tek adam olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa bu sistemin özünden kaynaklanan bir durumdur. Tek adam olma yani hükümeti başında e, Cumhurbaşkanının olması e, a, sanki anti demokratik bir yaklaşım Tek adam gibi, rejimi diye gibi yani hatta diktatörlük, diktatörlük algısı diye, tabii. E, şeklinde ifade ediyorlar. E, geçmiştekilerde de yani başbakan da partiliydi. Başbakan da sonuç itibariyle e, bir partinin başındaki tek adamdı. Bakanlar Kurulu'nun başındaydı. Başbakanın istemediği hiçbir şey Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi <laughs> mümkün Aslında değildi. Aslında büyük ölçüde başbakanlık yetkilerinin Cumhurbaşkanı e, ga yetkilerine da, aktarılması değil e, ga gayet mi? Gayet şey. tabii yani bakın birçok bir açıdan da belki biz, biz birçok şeyi çok e, rahat anlatamadık ee, bazen hani Cumhurbaşkanlığı külliyesinden bahsederler, bütçesinden bahsedenler Öyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı ki sanki Cumhurbaşkanlığında sadece Sayın Cumhurbaşkanı ve e, onun eşleri hanımefendi haricinde ya da ailesi haricinde kimse yokmuş gibi. Nereye gitti bu başbakanlık? Nereye gitti bu başbakanlığın birimleri, genel müdürlükleri, kurulları? Peki yeni kurulan e, politika... Kurulları ofisler yani dolayısıyla o geçmişteki o başbakanlığın bünyesinde olan cumhurbaşkanlığının bünyesinde olan o koca koca devasa ülke yönetiminde etkili bürokrasi dediğimiz o yapı nereye gitti? Yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanlığının altında örgütlendi. Şimdi adam kalkıyor bütçe bu kadar bütçe verilir mi külliye? Çünkü algılarla hiçbir şey gerçek anlamıyla tartışılmıyor. Yani Olgularla değil algılar e, al, üzerinden. Gidiyor. Algılar üzerinden bir şeyler oluşturuluyor ama e, bu ülkenin e, sistemi değişmiş, başbakanlığın tüm birimleri bir şekilde e, cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanlığının e, çatısı altında örgütlenmiş. Bunu kimse e, konuşmuyor. E, dolayısıyla e, bu sistemde elbette yönetim güçlü, elbette istikrarlı. Sebebi ne? sebebi yüzde 50 artı birle geçmişte yüzde 18'lerle 20'lerle 25'lerle e, hükümetler kuruldu gelmesi kolaydı ve çoğu zaman da biz basında medyada işte AK Parti bu sisteme geçmemiş olsaydı yüzde 30 dalsa da 35 dalsa alsa yine hükümet olurdu evet olurdu ama Gelmesi ne kadar kolaysa gitmesi de o kadar kolay oluyordu ve hizmet yapması da sınırlı kalıyordu. Niye? O parlamenter yapı ve sistem içerisinde tek başına da olsanız e, hükümetin çalışmasını engelleyecek birçok da mekanizma vardı. Burada artık e, dünyadaki küresel alandaki o gelişmelere konjektüre de e, baktığımızda güçlü ve istikrarlı hükümetlere ihtiyaç var. Bu bölge bunu gerektiriyor. Yani ateş çemberi içerisindeyiz. Allah rızası için şöyle bir bakın. Yani Balkanlardan başlayın. Yani bugün tam bir ateş topu gibi. Barut fıçısı. Barut fıçısı gibi. Yani bir kıvılcım bekleyen bir yapı var. Kosova'ya gittiğimizde Ukrayna Savaşı'ndan bir iki ay sonra gittiğimizde oradaki yetkililer şunu söyledi: Eğer Ukrayna savaşı çıkmasaydı, Rusya Ukrayna'ya girmeseydi bu patlama burada, burada olacaktı ve hala o risk devam ediyor. Evet. Şimdi Beri tarafa doğru geldiğinizde yani Ege'nin durumu Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili emelleri özellikle Adalar Denizi ile ilgili. E, girişimleri arkasındakiler belli e, geliyorsunuz mavi vatan Doğu Akdeniz e, Güney tarafımıza geliyoruz e, devlet yok toprak yok doğru. yani Suriye Irak e, Beri tarafa da geliyorsunuz Kafkaslar e, bu kuzeyinize gidiyorsunuz Ukrayna Rusya savaşı şu anda devam ediyor, hatta hızlanarak devam ediyor. Bir güvenli ada gibi Türkiye. Yani burada e, bu çemberin tam, içerisinde bu kadar bu sistemin çok katkısı oldu diyorsunuz. Kesinlikle. Siz bakın bunu bunu çok iyi görmemiz lazım, çok iyi bilmemiz lazım. Peki. Değilse yani orada ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? E, diyen anlayışların parlamentoda yapılacak birçok hizmeti e, engellemelerini düşünürsek. E, hakikaten Türkiye e, çok ciddi sıkıntılar içinde de e, kalabilirdi. Peki. Bu anlamda. Ha demokrasi 5 yıl sonra gidiyor milletin önüne. Bakın birinci turda olmadı. Olmaz. ikinci turda oldu. Orada yani zaten, Böyle bir şeyde evet. antidemokratik bir... Diktatörler e, ikinci sıraya gitmez diye. Böyle bir Müslük şey dergisi böyle bir Kapak şey yaptı ilk turdan evet. sonra. Size bir, bir dakikalık bir şey izletmek istiyorum hocam. Buyurun. Ee, şuradan e, bakalım arkadaşlar. Ayhan o görüntüyü getirebilirlerse Şimdi Aslında hepsini dinlemek istiyoruz da Vakit biraz daraldı Bana yurdumun bir köşesinde Diyor de e, Ferdi Tayfur <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Bir çadırlık yer verin O bana yeter Devlet Bey'in Ankara turları Böyle klasik evet. otomobillerle e, Bir de şey evet. Tesbih yüzük Şimdi şu ama sayın önce General şu. Bana Başkanım bana burada. yurdumun bir köşesinde bir çadırlık yer verin. O bana yeter o bana diyor. Yeter. Evet. Nedir burada e, Sayın Bahçeli'nin vermek işte, istediği mesaj? Önce ülkem ve milletim. He. Yani Dedim ya Milliyetçi Hareket Partisi'ni bazen anlayamayanlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel distürünün ne olduğunu bilmeyenlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim diyen e, siyasi anlayışa sahip Türk milliyetçiliğini siyasi proje haline getirmiş e, bir siyasi hareket. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın özellikle seçimden sonra e, bu şarkıyla da vermeye çalıştığı mesajı ben böyle okudum. Ferdi Tayfur'u da seviyor değil mi? Seviyor. Yani Ferdi Tayfur Sayın Genel Başkanımızın Adana... hem şerididir. <laughs> Ferdi Bey, Allah e, selamet versin, sağlık versin. Evet. E, sa, şu an sağlık durumu nasıl bilmiyorum ama... Bazı sıkıntıları vardı e, galiba ama, bir ara ama... Daha, daha öncesinde Sayın Genel Başkanımızı da sık sık ziyaret eder evet. makamında. E, öyle bir hasret giderirlerdi. E, son dönemlerde bilmiyorum yani... E, böyle bir ziyaret olmadı bildiğim kadarıyla ama... E, buradaki... Ee, hani bana yurdumun bir, bir köşesinde, köşesinde, bir çadırlık bir çadırlık e, yer verin, bu bana yeter. E, i̇şte bu, evet. bu o, benim e, girişte de söylediğim, daha sonra da tekrar ettiğim, önce ülkem, ülkem. ve milletim anlayışının e, bir ifadesidir. ifadesidir, bir şarkı üzerine ifadesidir. Sayın Genel Başkanımızın bu şeyle de e, vermeye çalıştığı mesaj budur diyorum. Peki. Yani yoğun bir çalışma sürecinde ve Sayın genel çok başkanımız çalıştı bu çok çalıştı gerçekten çok çalıştı Hatta son bu 28-30 miting planlandı günde iki bazen 3 mitingin olduğu dönemde Biz Ankara'da çalışmalara devam ederken ben hep ekibe arkadaşlarımıza şunu söyledim yani genel başkanımız bu kadar yoğun bir tempo içinde Gece gündüz durmadan çalışırken arkadaşlar biz burada duramayız diye programlarımızı e, sürekli yoğunlaştırdık. E, yani buradaki mesajı... Siz de mesajı, Ankara'da e, siz de hep sahadaydınız. Ankara birinci bölge. Birinci zor bölge bir bölge. Çankaya CHP'nin kalesi. E, ama hep sahada oldunuz. Ya olduk olmaya çalıştık, elimizden gelen gayreti gösterdik, tüm arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, adaylarımızla. Hakikaten güzel bir çalışma yürüttük. Dediğiniz gibi bölge biraz bu anlamda zor bir, zor bir bölge. bölge. Ama bizim gönlümüz, hedefimiz daha fazla oy almaktı. Sonuçta milletimizin takdiri de başımızın üstünde. Peki. Şimdi e, vaktimiz de biraz daralıyor. Muhalefeti, oradaki tartışmalar da size bir sormak istiyorum. E, baktığımızda aslında ağırlık değilim. bu işin sorumlusu Kılıçdaroğlu. Aday sendin ve kaybettin. Evet. Çekil diyorlar. E, Kemal Bey de e, bir 12 gün sonra bir televizyon kanalına çıktı. Orada bazı açıklamalar yaptı. Nasıl e, ...şanssız... ...şeylerde oldu, açıklamalarda oldu evet. biraz. Ama o da şuradan bakıyor. Yani yüzde 48 de diyor, iyi bir oy diyor. Bir de yani onun baktığı yerden... ...yani kendisini başarısız bulmuyor... ...Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Bu bir. ikincisi de... ...işte bu eleştirenler sen git... ...Ekrem İmamoğlu gelsin. Ona destek ver, ona bu koltuğunu bırak diyorlar. Ona karşı da Kemal Bey diyor ki... ...belediye başkanlarıyla ilgili ama burada Sayın İmamoğlu'nun hasta gönderme yapıyor. Halk sizi diyor İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya seçti diyor. Evet. Buraları bırakıp başka şeylerle uğraşmak olmaz diyor. Son açıklamasında, son televizyon programında. Kazandığımız bir belediyeyi neden başka partiye verelim? Eğer çünkü şey yaparsa, Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına geçerse İBB'yi bırakmak zorunda kalacak. Burada da kastı bu. Evet. İmamoğlu'na neden genel başkanı adayı oluyorsun demem ama öncelik İstanbul olmalı e, şeklinde. Bu ikisine birden yani hem burada e, sorumluluk Kılıçdaroğlu'nda mı sizce? İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları e, ne yapmak istiyor? Ve ona karşı Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını ne diyorsunuz? Evet, ben öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii e, Kılıçdaroğlu sonuçta e, Cumhurbaşkanı adayıydı. Millet İttifakı'nın en başta e, sorumluluğu alan e, şahsiyetti. E, eleştirilerin e, Kılıçdaroğlu'na doğru yönlendirilmesi bir noktaya kadar makul, anlaşılabilir. Ama son günlerde e, bu iş şuna döndü. Bir günah keçisi bulundu. Hmm. E, ve e, Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden herkes kendini aklama kendini kurtarma derdine düştü. Şimdi başlangıçta da söyledim cumhurba ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ortaya bir projeyi kim attı? Bunların hepsi birlikte ve onun etrafında toplandılar. Ee, dolayısıyla e, politikaları kim üretti? Hepsi birlikte üretti. Yapı nasıl oluştu? Onların hepsinin birlikte verdiği kararlarla aday konusu biraz tartışmalı oldu. O tartışma boyutundan bakınca e, özellikle iyi Partililer ve e, Sayın Akşener e, burada hani ben kazanamayacak aday olduğunu zaten söylemiştim diyerek şeye e, Bir haklı gerekçe kendisine. haklı ile kendisini oradan kurtarmaya çalıştı ama kimilerine göre de bunu söylerken asıl adayı yıprattı. Belki o yıpratmalar olmasaydı kazanacak kazanamayacak aday algısı yaftası üzerine yapışmasaydı belki de kazanacaktı diyenler de var. Masadan kalkıp tekrar geri gelmeseydi veya kalkmasaydı belki bu iş olacaktı diyenler de var. Yani dolayısıyla burada hiç kimse bu şeyden baktığımızda bu perspektiften bu açıdan baktığımızda hiç kimse e, masum değil e, büyükşehir belediye başkan adayları büyükşehir belediye başkanları dahil yani hepsi e, kimisi açıktan kimisi e, alttan alta e, bir şekilde acaba cumhurbaşkanı adayı olabilir miyiz çalışmalarını e, yaptılar yani e, sonuç itibariyle e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ana proje olarak ortaya koydular kaybettiler. Kaybeden hepsi. Kaybeden hepsi. Ama burada dikkat ederseniz sadece Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Hepsi oraya vurmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaştırınca kendilerini bir şekilde taca atıyorlar. Yani ben seçimden önce de birkaç defa söyledim. Yani 28 Mayıs seçimlerinin arkasından ki 14 Mayıs'ta bu belli olmuştu ama 28 Mayıs'ı beklemek gerekiyordu. 28 Mayıs'tan sonra e, altılı masa ya da Millet İttifakını oluşturan o bileşenler e, partilerin yönetimlerinin tasfiye sürecine gireceğini söylemiştim. Aslında bu tasfiye süreci de başladı. E, Kemal Bey'in e, Bey burada ifade hani, edebilirler mi? E, şimdi tabi oradaki e, kendinin haricinde birçok e, işte e, MYK'nın e, istifa ettirilmesi, parti meclisinden yeni MYK'nın seçilmesi, e, kurultay, e, kongre kararının alın sürecin başlatılmış olması, e, büyük kurultaya ee, bu e, süreçte seçilecek delegeler tarafından gidilecek olması parti demokrasi içi, e, içi açısından e, tabii kendilerinin değerlendireceği e, bir şey ama e, bu konuda ciddi eleştiriler var. Belki de Kemal Bey'in üzerine bu kadar yüklenilmesinin sebeplerinden birisi de seçimden sonraki özellikle parti yönetiminde takındığı e, tavırlar oldu. Ama başka oldu. hiç kimse mesela bu anlamda şey yapmıyor bir tek Ekrem İmamoğlu bastırıyor, sıkıştırıyor ve onun ona destek verenler bir İmamoğlu lobisi medyada da bayağı bir güçleri oluştu. Ona ne diyorsunuz? Şimdi tabii İmamoğlu, İmamoğlu... şey sorumluluğu burada var mı sizce bu yenilgide? Şimdi tabii onları tek bir kişiye, tek bir sebebe bağlamak doğru değil. Yani birçok alt alta yazılacak onlarca sebep vardır. Onların toplamı bir bütün olarak bu bir yenilgiyi ortaya çıkardı. Ama e, İmamoğlu önemli bir aktör bu anlamda. İmamoğlu da e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Adaylığı sırasında, aday adaylığı sırasında diyelim aday olma sürecinde Kılıçdaroğlu'nu yıpratma noktasında önemli görevler edindi. Biliyorsunuz hani o mahkeme kararının hmm. e, Saraçhane. Saraçhane toplantısı. O zaman da çok istekliydi Oradan, mesela bu omuzlar her türlü yükü kaldırır falan diye. O da onun, aday ben olmalıyım diye söylemişti. Onun evveliyatı var. Anadolu'yu dolaştı sürekli. Tabii. Dolayısıyla e, İmamoğlu e, Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda son derece istekliydi. Hatta bunu İstanbullular da çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. E, beşinci yıla girdi, süreleri doldu işte Mart'ta e, yerel yönetimler seçimine gidilecek. Evet. Hadi o Haziran'da e, geldi, dört sene doldu yine. E, tabii tabii yani dört sene doldu e, ve sonuç itibariyle baktığımızda e, burada... Ee, İmamoğlu e, belediye başkanlığı yapmadı. İstanbul'un 5 yılı gitti. Ankara'da farklı değil. Ankara'nın da 5 yılı gitti. Dolayısıyla e, şimdi e, İmamoğlu ile ilgili önümüzdeki dönemde büyükşehir adayı olduğunda tekrar kazanamayacağı konusundaki kanaatler son derece yüksek İmamoğlu doğal olarak kendini buradan taca atabilmesi için e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına e, gitmeyi e, çevresindekiler de zannediyorum kendisini bu yönde sürekli motive ediyorlar İşte birincisinde kaçtın geri durdun e, e, korkak e, çekingen durdun e, bu işte e, hep de öyle derler ya liderlik işte atılmayı gerektirir vesaire gibi bir takım söylemlerle ben varım şeklinde mesajlarını iletmeye çalışıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde değişeceğini, Kılıçdaroğlu belki kendi taraf ya da yakın çevresiyle ilgili başka planları var. Başkalarını belki bu noktada ileri sürmeye çalışacak kendi olmasa da e, Bu ama, da önemli bir cümle. Evet. Ama e, İmamoğlu ile ilgili e, bana göre e, Kılıçdaroğlu'nun e, bir rezervi var. Yani kendisi devam etmeyecek de olsa, olsa kafasında, ona işaret kafasında, diyorsunuz. kafasında İmamoğlu. Nun. olabilir başkaları e, olabilir ama İmamoğlu olmadı e, kesin yani CHP'de bu tartışmalar herhalde epey bir devam edecek gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ama eee Kılıçdaroğlu'na bana sorarsanız özellikle bu seçim Tek sorumlu o değil diyorsunuz. seçim sonuçları itibariyle çok ciddi haksızlık yapıyorlar. Peki. Şeyi de kabul etmek lazım yani %25'lerde olan bir siyasi yapının sonuçta MHP tarafından koparmış bir parti vücuda getirmiş, onların tutunmalarına katkı vermiş iyi Parti, AK Parti'den ayrılmış, biri başbakanlık yapmış, biri bakanlık yapmış, onları bir tarafa oturtması, şehir, e, Saadet Partisi'nin evet. e, Demokrat Parti, yani bir arala, araya toplayıp bir şekilde oy oranını da bu seviyelere getirmek de e, kabul etmek lazım. Bir başarı. E, önemli bir başarıdır yani. Peki. Çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam <laughs> Efendim izlediğiniz Başkent Kulisi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.